Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün 21 Haziran. Günlar'ın Tozkovan köyü. Ben Hayrettin Yedigöz. Buraya tahmini 2 ay önce aşı yapmıştık. 6 ay cevizlerine 4 yaşında Chetler aşıladık. Şu an bakıma geldik, kontrola geldik, açacağız. Eğer kaynama olmuşsa ipini de çözeceğiz. Kaynama olmamışsa biraz beklenecek. Kazıklar çakılacak, rüzgarda kırılmasın diye. Şimdi bakımı yapalım. Alttaki yabani sürgünler çıkmış. Bunları keselim. Normalde büyük ağaçlarda bunları birkaç tane bırakıyoruz. Bayağı bir yabani sürgün çıkmış. Evet, bu Altay cevizi. Buralardan kesmiştik ağlama yapmasın diye. Bazı sürgünler yine patlar. Bunları bir ay gibi sonra torbamızı çözüyoruz. Kaynama olmuş mu bakalım. Toprakla yapmıştık bazılarını. Tutma oranı %99. Evet, toprağımız o kadar güzel toprak ki, kum gibi kirli toprak. Evet, bu alttaki göz patlamış. Bu da. Evet. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Şurayı kaynamış. Kalus oluşmuş. Şuraya bakıyoruz. Şurası kaynamış. 2 ay içinde kaynamış. Sallıyorum. Evet. Ağaç dipten sallanıyor. Kaynamış yani. Ama burası rüzgarlı bir yer. Rüzgarlı bir yer olduğu için kazık çakacağız. Kazığı çaktıktan sonra da bağlanacak. Ben şu an silikonlu aşı bantıyla yine de bağlıyorum birbirine. Şu birbirinden faydalansın. Şu şekil. Biz rüzgarsız yerde sadece bu silikonlu bantla bağlıyoruz. Yetiyor. Şu tutuyor. Zaten sağlam. 2 ay içinde çok 2 ay içinde çok güzel kaynamış. Şurayı da bakarsak, evet, kaynama güzel. Gayet güzel. Yine de plastik boyayla açık yerleri kapatıyoruz. Hava almasın diye. Şurayı da yapalım. Yeterli. Ağacın gövdesinde herhangi bir hastalık yok. Önümüzde 2 yılda boyama yapacağız burayı. Plastik ya boyayla gövdesini. Şu bu yıl iki sürgünde, aslında bu küçük, iki tanesi kaldırmaz. Önümüzde 2 yıl bunun biri kesilecek.
bu yılda kesilebilir biri. Biri kesilip öbürüne teşvik verilebilir. Onu yapalım. Birini kesiyoruz. Yani körel diyoruz. Evet. Şunu kestik. Şöyle. Evet. Buna bıraktık. Bu gitsin. Bunu da teke bindirmiyoruz. Yine gövde güçlü. Gelecek yıl yaparız. Şimdilik dursun. Stres yapabilir. Bunu kesmeye de bilirdik ama ağaç fazla büyük olmadığı için kestik. Bir tanesi götürür. Gayet güzel ağacımız. Çeşit Chetler'dı. Şimdi diğerlerine de bakım yapalım. Şu diğerlerine yapmıştık. Onlara da bakalım. Burada tutma oranımız %99, yani %100'e yakın. Şu ana kadar tutmayan görmedim. Evet, bu da güzel. 2 ay oldu. Ağaçları bu şekilde temizleyeceğiz. Şurada bakalım. Bu şekil ağaç. Temizleyip kazık çakılacak. Rüzgarda kırılmasın diye. Evet. 1500 tane var burada. Altay cevizi. Chetler aşılandı. Gülnar'da ikinci gün. Aşılarımız bunlar. Temizlik yapılıyor. Yabaniler kesiliyor. Kazık çakılıyor. Herek. Bunlar temizlenmiş, herek çakılmış. Aşılarımız açığa çıktı. Haziran'ın 23'ü bugün. Bunlar bundan sonra hızlı bir şekilde ya büyür. Plastik boyayla boyandı. Evet. Şu an bile 2 metre hereğimiz. Hereğimizi geçti. Bağlanıyor. Bahçe sahibimiz Serkan Bey. Merhaba. Serkan Belen. Nasıl? Abi, memnun musunuz? Çok memnunum abi. Görüldüğü gibi 600 ağaç, 1200 kalem tutmayan 9-10 tane. Yani yok kadar az. O da yakmış o ağlamadan. Da, ağlamadan dolayı yani. O yani %100 tutum. Verimler güzel. Böyle kalemler. Güzel. O küçük olan bile hatta yani. Bağlama yapıyoruz. Bu tahminim 3-4 metre, 5 metre olur ya bu yıl. Aynen.
daha burada Temmuz var, Ağustos var, Eylül var. 3 ay daha ya büyür. Büyür. Bu gider 4-5 metreye doğru. Gelecek yıl tahminim 1-2 kilo meyve verir. İnşallah. Verir inşallah abi. Eline koluna sağlık. 4 yaşındaydı bu değil mi? 5 mi? 6 ay cevizi. 4-5-4,5 falan yaşındaydı. Karar verdiniz. Karar yani ceviz yoktu değil mi? Kesinlikle ceviz yoktu. 600 ağaçta 3-4 ağaçta vardı. O da verimli verimsiz. İşte bir önce kestik. Bundan 3 önce kestik herhalde değil mi? Evet. 3 önce kestik. İşte gördüğünüz gibi şöyle bir 10-15 tane vardı böyle. Evet. Yandallar. Temiz. Yandallarını kestik. Çok büyük yandallar var. Aynen. Kesildi böyle. Evet. Şimdi güzel oldu. Tertemiz oldu. Kontrol edildi. Aşılar söküldü. Poşetlerden. Evet. Poşette çıkartıldı. Şimdi güzelce bağlanıyor. Biraz rüzgarlı bir yer. Oldu Serkan Bey. Yani teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Her şey için teşekkürler. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. Burası bağlanmış yer. Evet. Hepsi. Burası tam bakım yapıldı. Bu yapraklar ağacın dibinde bekleyebilir. Gelecek yıla kadar. Ya da çapa yapılıncaya kadar. Biraz gezelim. Bu yanlardaki gördüğünüz Altay ceviziydi. Kesildi. Evet, zaten ağacın şu uçlarından görünüyor. Verimsiz bir çeşit olduğu. Verimli olan bir çeşit şuralarda hep çiçek gözü olur. Bu resmen sürgün. Buna aşı yapıldı. Kimisine yarma, kimisine kavuk. Çeşit Chetler. İşimiz bitiyor. Bir gün bitiririz akşama. Herek çakılıyor. Herek kuzey tarafına çakılıyor. Hakim rüzgar kuzeyde. Kuzeyde olduğu için bu hereye bağlanacak. Merhaba. Merhaba. 2.25 boyu olur. 2.25 mi? 2.25, 40 santim
2 metre boy kazık yeterli. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Evet. Burada bir tane tutmamış var. Bunu açalım. Simsiyahsa ağlamadan yapmıştır. Evet. Simsiyah. Yani o kadar altını kestiğimiz halde, su vermediğimiz halde, yanlarını kestiğimiz halde ağlamadan dolayı yakmış. Evet, böyle. Kalemleri yakmış. Kalemler şu açılmaya çalışmış ama bu şeyle, suyuyla açılmaya çalışmış yani. Kara bu acı suyu bunu yakmış. Böyle siyah olduğu zaman yakmıştır. Bunları böyle ağlayanları da bazılarında yan kesildiği zaman şu yukarıda olan tutuyor. Eğer ağlama yapanlara yan kesin. Yan kesin. Alta vurmayın. Üst, en üst kısma vurun. Ve tutuyor. Evet, bu tutmayanlardan biri. 10 tane falan var tutmayan. Onların da hepsi ağlamayla ilgili. Yani acı su yapmış. Bunlar temizlik yapılıyor. Arkadaşımız bahçeden sorumlu Sadık arkadaşımız. Şimdi merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Gördüğünüz çubukları 3 TL'ye yaptırdık. Aşağı yukarı 1000 tane cevizimiz var. 3000 lira gibi bir rakam tuttu. Daha önce kendin de biliyorsun abi. 6 ay cinsiydi cevizimiz. Kestik ve çetleri aşıladık. Bu aşıların kırılmaması için bu çıtaları çekip çaktıktan sonra cevizimize bağlıyoruz ve aşımızı koruyoruz. Yalnız aşıya biraz mesafeli şekilde çakacağız. Ağaca yaklaştırmadan, zarar vermeden bunu çaktığımız zaman aşımızı rüzgardan koruyoruz. Sağ ol. Burada Tahir abi de kolay var. Gelsin. Arkadaşımız. Tahir abi. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz Alettin abi. Sağ olun Tahir Bey. Kolay gelsin. Bir eklemek istediğiniz bir şey var mı Tahir Bey? Tahir Bey de buradan buraya kontrol ediyor. Evet. Gülnarlı kendisi. Ama kendisini tanıtsın istersen. Abi. Evet, ben Tahir Nurca, Ziraat Mühendisi. Günlerce Tarım Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Allah razı olsun abi senden de. Senden çok şey öğrendik. Ziraat Mühendisiyiz ama senden de çok şey öğrendik. Sağ olun. Şu anda arazimiz gerçekten bir bahçe niteliği kazandı yani. Gördüğümüz zaman gözlerimiz açıldı. Emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Özellikle şuna dikkat etsinler. Aldıkları fidanlar sertifikalı olsun. Bir de bilindik yerden asınlar. Bizim 4 yaşındaki 6 ay cinsi cevizimizden daha yani bu zamana kadar 10 kilo başından 4 yıl masraf ettiniz. Ettik ama hiçbir şey anlayamadık. Daha aşılar yani 2 aylık 3 aylık aşıda ceviz var başında. Evet. Yani buna dikkat etsinler. Yani fidan aldıkları yer güvenilir olsun, sertifikalı olsun. Yani herkesten fidan alınmaz. Doğru. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Aşılar ellerinize tuttu. Sağlık. Genel oran %90'ın üzerinde tuttu yani aşılar. Evet. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet, zaten bahçe
bir görünüm aldı. Gerçekten içimiz açılıyor görünce şu anda. Gelecek yıl bunlar şu anki gördüğümüzün 3-4 katı olacak. İnşallah. İnşallah. 1 kilo, 2 kilo meyve verir tahminim. Verir abi. Şu anda bile var yani başından. Şu an hepsinde varmış, dökmüş. Evet. Buranın rakımı 1000 galiba. Yaklaşık 1100. Evet. 1100. 1100 rakım biraz soğuk oluyor, atıyor. Sahilde olanlar da tutuyor. Yine de alıyoruz herhalde onu, değil mi? Ağaç büyüsün diye. Evet evet, yok. Almanıza gerek yok. Ağacın altı güçlü. Evet, bahçe sahibimiz çalışıyor, bağlıyor. Biraz daha çekelim. Nerede bunlar? Evet, bunda meyve var. Kimisi böyle atmamış. Bu meyve tozlaşmış. Şu an sağlam. Meyvesini göreceğiz bunu. Çeşit Chetler. Buraya tozlayıcı olarak Fernor, Fernette, Franket ve Ronde var. Aralarda. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.